Ali Rıza Karakuş, Dicle Elektrik, Osos Sağ Operasyonları ekibinde yaklaşık olarak 6 yıldır görev yapmaktayım. Biz sadece sendikal haklarımızı talep ettik kurumdan. Bize dönüş olarak sadece %35 zam verdiklerini söylediler. %35'lik zam zaten devletin verdiği bir zamdı. Biz yüksek gerilimde OGE tehlikesi altında direklere çıkarak emeğimizin karşılığını istedik. Herhangi bir argo, küfür, slogan atmadan sadece alkışlama ve oturma eylemi yaptık. Bunun dışında bize gerekçe olunarak gelen milletvekilini alkışlamamız söylendi. Onun dışında herhangi bir slogan ve argo kelime kullanmadığımız halde iş akdimiz feshedildi diye bize bildirildi. Çoğu arkadaşımızın sigorta çıkışı yapılmış fakat bizimki daha yapılmadı. Burada işte amacımız bizim sadece sendikal haklar, diğer 20 dağıtım şirketi ne istiyorsa biz de aynısını istiyoruz. Herhangi bir taşkınlık yapmadan kendi amacımıza ulaşmak istiyoruz. Bunun dışında da herhangi kimseye bir argo kelime, küfür, sataşma herhangi bir şey de yapmadık. Sadece doğal hakkımızı istedik. Biz çalışmadan önce asgari ücretin yaklaşık %5 ile 10 arasında zam ile çalışıyorduk. Kendim 6 yıllık personelim. Bizim iş tehlike sınıfımız şu an Türkiye'nin en ağır ikinci işi olarak geçiyor. Maden işçilerinden sonra elektrik işçileri, enerji işçileri geliyor. Geçen hafta iki arkadaşımız pano patlaması sonucu hastalık geçirdi, iş sağlığı hastalığı geçirdi. Şu an vücutlarında yanık var. Bir hafta önce arkadaşımız maaşı yetmediği için, özel işlerde çalıştığı için elektrik çarpıntısına uğrayarak 24 yaşında bir arkadaşımız vefat etti. Yaklaşık olarak da 1 yaşında bir çocuğu var. Bu ve bunun gibi birçok nedenden dolayı, ağır şartlarda çalıştığımızdan dolayı maaşımızın hakkımızı istediğimizi belirttik. Evliyim, daha 30 günlük yaklaşık bir çocuğum var. Rızkından şüphe eden imanından şüphe etsin. Çok şükür limon satarak da geçimimizi sağlayabiliriz. Fakat bunca sene emek verdik, emeğimizin karşılığı olanı istiyoruz biz. Biz provokatör değiliz. A partisi, B partisiyle işimiz yok. Hiçbir siyasi kurumla işimiz yok. Arkamızda duran, hakkımızı savunan kimse baş tacıdır, başımızın tacıdır. Bundan sonra biz geri işe iade talebimizi söyleyeceğiz. Yani biz ekmeğimizin peşindeyiz. Emekçi insanlar, çoğumuz evli, kiracı olan insanlar. Onların hakkını savunacağız. Tutup taşkınlık edip provokatif eylem yapmak bize göre değil. Biz emekçi insanız, dediğimiz gibi hepimizin eli nasırlı, emeğinin içinde olan insanlardır. Yani onun için çalışıyoruz. Ben Mehmet Yardımcı. İlk girişim elektrik teknikeri olarak yapıldı. Sonrasında mobbing uygulanarak depo görevlisi olarak tayin edildim. Ben katılmadım. Şehir dışındaydım. Hastalığımdan ötürü doktora gitmiştim. Cuma günü burada olmadığım halde eyleme katılmışsın dediler. Çıkışımı verdiler. Ben bu konudan da mağdurum. Aynı zamanda sendikaya da başvurduğumuzu söylüyorlar. Zaten sendikaya başvurduk. Sosyal haklarımızı, genel haklarımızı, yan haklarımızı almak için. Ben zatüre geçirdim. Buradaki iş şartlarımız da uygun olmadığından dolayı zatüre geçirdim. Demir sacdan yapılma yerlerde kalıyoruz. Şartlarımız uygun değil. Paletler üzerinde oturup kalkıyoruz. Dinlenme alanlarımız bu şekildedir. Yani temizlikleri doğru düzgün yapılmıyor. Hatta depo tarafına temizlikçi görevlisi olarak kimseyi de vermiyorlar. Eyleme katıldığım söyleniyor. Bundan dolayı da... Efendim? Bu sözlü olarak mı iletildi? Sözlü olarak iletildi, evet. Eyleme herhangi bir katılım da sağlamadım. Bundan ötürü de zaten şikayetçiyim. Bundan sonra ne yapacaksınız? Yani hukuksal olarak bir girişimde bulunacak mısınız? Hukuki olarak yani talepte bulunacağım. O taleplerin de olumlu olacağına eminim yani. Ben 6 yıllık, 7 yıllık Dicle Elektrik teknisyeni olarak görev yapmaktaydım. Biz yıllık enflasyonlardan dolayı, geçim sıkıntısı yaşadığımızdan dolayı kurumumuza kendi içimizde bir eylem yapmayı düşündük. Eylem dediğimizde sadece alkışlama olarak biz sesimizi duyurmak istedik üst yöneticilere. Üst yöneticilerimize sesimizi duyurmak için oturarak alkış eyleminde bulunduk. Bir argo kelime kullanmamışız, slogan atmamışız. Kimseyle tartışmamışız, sadece hakkımız olanı istemişiz. Sendikaya üye olmamızı istedik, üyeliğimizi yaptık. Bunun karşılığında da şirket bizi kapının önüne koydu.
içeriye almadı. Bizim çıkışımız verilmiş diye siz çıkışınız verilmiş, sizi içeriye alamayız. Neden çıkış verilmiş? Kimse bir açıklama yapmadı. Sözlü olarak Urfa genelinde 50 kişinin bir listede ismi var. Şu şekilde biz hani toplu olarak kalkıştığımız için tek 50 kişi mi biz eylem yaptık? Diğer yani bu konuşmamın 6 il geneli bütün yani Dicle Elektrik'in çalışanları olarak 3000 kişiye yakın bir eylem yapıldı. Hani biz 50 kişi çıkarıldık, geri kalan arkadaşlarımız çıkarılsın diye konuşmuyoruz. O eylemde herkes bulundu, herkes hakkını istedi. Emin olun ki benden sonra girin içeride çalışan arkadaşlara sorun, hiç kimse halinden memnun değil. Ama kameraya konuşmak herkesin de harcı değil. Herkes kendi işinden, ekmeğinden korkuyor. Biz elhamdülillah dışarıda, pazarda da çalışıp geçimimizi sağlayabiliriz. Ama biz hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı nasıl devam edecek? Bundan sonraki süreçte zaten sendikaya yakın bir üyeliğimiz olmuş. Sendikanın avukatları var. Görüşmelerimizi yapacağız. Nasıl hak yoluyla gidilir, nasıl hani gayri resmi olmayarak bütün resmi olarak işlerimizi yürütmeye devam ettireceğiz.